Merhaba arkadaşlar, ben Pençe with Kuf kanalından Pençe. Bugün sizlerle Dragon Sim oynayacağız. Dragon Sim'i bilmeyenler için söyleyeyim. 4 element var. Hava, ateş, buz, toprak. Toprakta kalkan var. Özel saldırısı kalkan, sihirli saldırısı böyle bir anda gidip vuruyor. Gidip vurduğu zaman da kişinin başı dönüyor. Size uygulamalı göstereyim. Bu kalkan. Kalkan da bana vurdukları zaman hasar işlemiyor tabii şu ana kadar. Arkadaşlar, bu ejderhası. Özel saldırısı donduruyor. Sihirli saldırısı da buz atıyor ve attığı buz yavaşlatıyor. Hava. Bana buradan bir şey de göstermem gerek. Arkadaşlar, bunda vurduğunuz hasar kadar canınızı doldurabiliyorsunuz 12 enerji karşılığında. Ve böyle şimşek falan çaktırıyor. Son elementimiz ateş. Ateş elementinde iki kişiyi de göstermem gerek. Sen gel. Sen de gel. Arkadaşlar, ateş elementinin özel saldırısı alan etkili vurma. Bu arada ateş elementinin bir diğer özelliği de hiçbir savunma ya da bir şey olmadığı için hasarı daha yüksek. Ve bu da normal saldırısı ateş atıyor, tahmin edebileceğiniz. Buradaki en avantajlı güç diye bir şey yok. Çünkü her gücün kendine bir karşıtı var. Şöyle diyeyim. Şöyle. Şimdi ateş çok vurduğu için bu ikisini yener. Ancak bu onu kalkan çekip durdurduğu için bunu yenemez. Buz bunu dondurup vurduğu için bu kalkan çekemeden kalır öyle. Hava. Buza vurabilir. Çünkü buz yavaşlasa da havanın dönüp vurmasına gerek kalmadığı için dondurduğu zaman kendi canını da doldurabildiği için hava da buza karşı güçlü. Arkadaşlar, topuk ejderhasının küçük sıkıntıları var. Bu gibi başlangıç derileri ve bu gibi deriler dışında pek fazla deride kalkanı gözükmüyor. O yüzden bir kalkan gördüğünüzde bana demeyin. Online'daki adımı söyleyeyim, Yağmacı. Şimdi online'a girelim. Arkadaşlar, online'dayım. Sanırım Türk olmayan bir serverdayım. Acaba duallara davet edeceğim. Çekeyim kalkanı da. Sürekli yazı yazıyor. Hiç umursamayacağım çünkü reddetti. Neyse. Gidip ölümsüz ejder keselim biz de o zaman. Toprak elementinin bir özelliği, diğer güçler ne kadar zorlansa da toprak elementi ölümsüz ejderhayı kolayca yenebilir.
Limona mı? Bu nasıl isim be? Arkadaşlar şu an çete basamıyorum. Esam'ın İngiliz ya da Alman biri var mı? Seni şurayı anlamadım. Arkadaşlar, ama sen İngilizce konuşabiliyorsun. Yes. Aslında iyi demeseydim de biraz aslında. Peki İngilizce konuşamam. Yay, sonunda biriyle konuşabileceğim dedi. Çete gene basamıyorum. Şunu da kesip oyundan çıkacağım. Aman be, çıkayım işte, ne olacak ki? Arkadaşlar, bu bölümlük bu kadar. Size topluk ejderhasını iyi gösterebildim. Elementleri gösterdim. Online'ı göstermeye çalıştım ancak Türk server bulamadım. Siz de Dragon Sim oynuyorsanız adınızı aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca en sevdiğiniz Pokemon da yorumlara yazarsınız. Sevinirim. Benim en sevdiğim Pokemon Espeon. Kendinize iyi bakın. Bitcraft'ta, Dragon Sim'de, Dog Sim'de, Cat Sim'de, başka simlerde de level kasmayı unutmayın.